Atatürk diyor ki, şuna inanmak lazımdır ki dünya üzerinde gördüğümüz her şey kadının eseridir. Kadınlarımıza haklarınızı savunmak için birleşiniz, toplantılar yapınız, mitingler düzenleyiniz, sesinizi duyurunuz, haykırınız. Evet, bizi izleyen, evlerine konuk eden Boğaz Televizyonu izleyicilerimize merhabalar diyor, sevgilerimizi gönderiyoruz. Bu akşam kentimiz ve kadınlarımız konusundaki bakış açımızı ve değerlendirmelerimizi kamuoyuyla paylaşmak, Çanakkale Kent Konseyi Kadın Meclisi olarak düzenlediğimiz programa katılan kendi alanlarında uzman olmuş arkadaşlarımıza da merhabalar demek istiyorum. Hoş geldiniz. Hepimizin bildiği gibi 8 Mart Cumartesi günü Dünya Kadınlar Günü. 8 Martlar kadın direnişine adanan ve kadın bilincini yükselten gün olarak kadın tarihi açısından büyük anlam taşıyor. 1857 yılında dokuma işçisi, emekçi kadınlar insanca yaşam koşulları istemişlerdi. Eşitlik istediler ve bu uğurda 129 işçi can verdi. Daha sonra can veren, ölen bu kadınların anısına 1910 yılında 8 Martların Dünya Emekçi Kadınlar Günü olarak teklif edildi ve bu öneri de kabul edildi. 1977 yılında Birleşmiş Milletler 8 Martları Dünya Kadınlar için Dünya Kadınlar Günü olarak kararlaştırdı. Her yıl bu günlerde kadın konularını konuşuyor, tartışıyor ve çözümler arıyoruz. Biz Çanakkale Kent Konseyi Kadın Meclisi olarak bu yılki 8 Mart Kadınlar Günümüzü Çanakkale Belediyesi Altın Yıllar Yaşam Merkezi'ndeki Altın Yıllı Kadınlarımıza ithaf ettik. Büyüklerimize ithaf ettik ve sloganımızı da "Kadınım her yaşım ile varım" diye kadınlarımızla birlikte olmak için Cumartesi günü saat 12'de Cumhuriyet Meydanı'nda programımızı başlatıyoruz ve gün boyunca tüm etkinliklerimiz devam ediyor. Bunun duyurusunu şunun için yapıyorum. Özellikle tüm dostlarımızı biz Cumartesi günü saat 12'de Cumhuriyet Meydanı'na bekliyoruz. Ve daha sonraki etkinliklerimizde birlikte olmak için. Hafta arası da değerli konuklarımızla Boğaz Radyosu'nda yine kadının güncel ve gündemdeki sorunlarını konuşmak üzere programlarımız devam ediyor. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk 1930'larda kadın reformunu büyük bir titizlikle ele almıştı ve yasalarla güvence altına alınmış bulunan kadınların insan haklarını tanımak, geliştirmek, kadına yönelik her türlü şiddeti ve istismarı önlemek toplumsal bir sorumluluktur diyoruz. Ben öncelikle kadın ve hukuk konusuyla ilgili olarak Çanakkale Barosu avukatlarından Kadın Komisyonu Başkanı Güneş Pehlivan'a sorumu yöneltmek istiyorum. Güneş Hanım, kadınlarımızın bu gerek Türk Ceza Yasası'nda olsun, gerekse Medeni Kanun'da olsun kazanımları neler olmuştur, neler değişmiştir dünden bugüne? Bu konudaki değerlendirmelerimizi alalım ve özellikle kadınlarımızın hak ihlalleri karşısında hangi yollara başvuracaklarını, neler yapabileceklerini burada konuşarak hepimizi bilgilendirirseniz çok seviniriz. Tabii ki çok memnun olurum. Öncelikle sizin de söylediğiniz gibi aslında fiili anlamda eşitsizlikler, kadın sorunları hala sosyolojik manada devam etse dahi son yıllarda gerek kadın sivil toplum örgütlerinin bir takım çabaları, örgütlülükleri, gerekse Avrupa Birliği'ne uyum yasaları süreciyle kadınlarımız haklar verilmiştir tanımını biz sevmeyiz. Çünkü herhangi bir hak bahşetme söz konusu değildir. Kadınlarımızın doğal olarak insan hakkı olarak sahip oldukları bir takım haklar tanınmıştır Türk hukuk sisteminde. En üst norm olan anayasayla başlarsak 2004 yılında anayasanın 10. maddesi değişmiştir. 10. madde öncelikle kadının erkek ile hukuki eşitliğini tanımıştır. Ama bunun yanında CEDAW Sözleşmesi ve daha sonra 2011'de yürürlüğe girecek olan bizim kısaltılmış ismiyle İstanbul Sözleşmesi olarak tanıdığımız aile içi şiddet ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair Avrupa Konvansiyonu'yla doğru orantılı olarak devlete kadın erkek eşitliğini fiili anlamda yaşama geçirmeye ilişkinde bir sorumluluk yüklemiştir. Devlet artık kadın erkek eşitliğini hukuken tanımanın yanında
fiili eşitliği yaşamın tüm alanlarında, spor faaliyetlerinde, kültürel alanlarda, okul müfredatlarında ve diğer toplumsal kurumlarda yerine getirmekle ilgili bir fiili sorumluluk altına girmiştir. Tabii ki uygulamada yaşanan bir takım zafiyetlerle birlikte. Bahsettiğiniz yeni Türk Ceza Kanunu aslında toplumsal ve sosyal olarak kadının statüsünü güçlendirici bir takım çok önemli gelişmeler taşıyordu. Nedir bunlar? 2004 yılına kadar ceza kanunlarında kadınlara karşı işlenen suçlar bireylere değil topluma karşı işlenmiş sayılıyordu. Bu çok ciddi anlamda kadının bir kimlik sorunuydu. Ama artık kadınlara karşı işlenen her türlü suçlarımız topluma karşı işlenen suçlardan insanlığa karşı işlenen suçlar başlığı altına alınıyor. Ve daha sonra özellikle kadının mağdur olduğu cinsel suçlarda kız ve kadın kavramları terminolojik olarak yani biyolojik bir takım farklılıklardan kaynaklanan ayrımlar ortadan kalkıyor ve kadın ve kız ayrımına bakılmaksızın herhangi bir cinsel suç aleyhe kadın aleyhine olarak ve daha doğrusu fail lehine olarak bir indirim sebebi olamıyor. Ayrıca yine tüm uluslararası sözleşmelerimizde hepimizin kabul ettiği ve ülkemizin de taraf olduğu uluslararası sözleşmelerimiz gereği töre ve geleneklerden kaynaklanan her türlü cinayet, darp, işkence veya cinsel taciz ve istismar suçları, bunların alanına aslında erken evlilikler girer çoğunlukla, bu suçlara ilişkin İndirici sebepler ortadan kalkıyor. Yani fail, ben töre sahikiyle kan güderek, namus veya gelenek öngörerek, bunları güderek bu suçu işledim dediğinde artık kadın aleyhine ve fail lehine bir indirim sebebinden yararlanamamaya başlıyor. Ve bize göre en önemli olanlardan biri eşe karşı cinsel saldırı da yine suç olarak, kamu davası açılabilecek bir suç olarak kanun literatürüne giriyor. Daha önceleri çok üzücü bir biçimde eşe karşı cinsel saldırı kadının erkek eşin eşe karşı bir takım yükümlülüklere katlanma yükümlülüğü olarak kabul ediliyordu ki bu kesinlikle kabul edilemez. Evlilik içinde herhangi bir suç katlanma yükümlülüğü olarak kategorize edilemez. Bu tabii ki kadının hem toplumsal hayata katılımında hem medeni anlamda, medeni hakları anlamında çok ciddi zafiyetler yaratan bir sonuçtu. 2002 yılında yeni medeni kanunumuz yürürlüğe girdi bunun yanında. Medeni yasamız genellikle İsviçre medeni kanunundan, Nöşetel'den alıntıdır. Onun için bir takım sosyolojik gereksinimlerimize gereği gibi yanıt verememekle birlikte özellikle aile reisliği kavramının yasadan kaldırılması çok önemli bir gelişmedir. Öncelikle bir takım maddesel değişikliklerle 1990 yılında aile reisliğinin kaldırılmasıyla başlayan gelişmeler daha sonra kanun metninin ve sistematiğinin tamamen değişmesiyle birlikte yeni bir boyut kazanıyor. 2002 yılında eşlere velayette, müşterek çocuğa ilişkin velayette eşit söz hakkı veriyor. Bunun yanında aile konutu kavramını getirerek artık ailenin fiili aile birliğini devam ettirdiği konutun hiçbir şekilde bir tarafın tasarrufuna yani erkek eşin veya kadın eşin alımına, satımına, kiralanmasına meydan vermeyecek bir şekilde müşterek konut olarak müşterek tasarrufa tanınıyor. Bunun yanında evlilik yaşı özellikle kadın ve erkek için 18'e yükseltiliyor ki önceki medeni kanunumuzla kadın için 15 ve erkek için 17 olmak üzere çok ciddi anlamda bütün küresel insan hakları ve çocuk hakları mevzuatını ihlal eder nitelikte evlilik yaşları düzenlenmişti. Bu da tabii ki önemli bir gelişme istisnalarıyla birlikte. Ve çalışma hayatında eşlerden hiçbirinin diğerinin iznini almak zorunluluğunun artık ortadan kalktığını görüyoruz yeni medeni kanunumuzda. Ve evlilik içi doğan, evlilik dışı doğan, sahih gayri sahih ayrımlarının da kaldırılarak tüm çocukların meşru evlilik gözetilmeksizin eşit miras haklarına sahip olmasıyla birlikte yeni medeni kanunumuzun revizyonu tamamlanmış oluyor. Ve yine sevindirici olarak 2003 yılında bu çıkmış olan medeni kanunumuz doğrultusunda çıkan yönetmelikle birlikte artık bütün şehirlerde aile mahkemelerinin kurulması şartı getiriliyor. Tabii ki sistemsel problemler, lojistik problemler nedeniyle hala bütün illerimizde herhangi bir aile mahkemesi, işlerliği olan aile mahkemesi kurulması mümkün olmamakla birlikte Çanakkale'de 2012 yılında aile mahkememiz kuruldu. Tabii ki mahkemelerin profesyonelleşmesi ve evlilik, velayet gibi davaların kendine özgü bir takım hassasiyetleri olması nedeniyle bu medeni haklar açısından da önemli bir gelişme
olarak sayılıyor. Ve iş kanunumuzun getirdiği önemli ilerlemeler var. Örneğin işveren işçi ilişkisi de dahil olmak üzere hiçbir şekilde cinsiyet dahil hiçbir temel insan hakkının ihlal edilmemesine dair tavsiye kararları söz konusu. Kanun aynı ve eşit değerde işler için eşit ücret öngörüyor ve kadının süt iznini kadının çalışma süresinden olarak sayıyor ve istihdamda ayrımcılığın her türünü yasaklamakla birlikte özellikle işçiye eğer ki ihlal bir dava aşamasına geldiyse ispat yönünden çok ciddi kolaylıklar koşuyor ki haklarımız aslında maalesef ki ispat edebildiğimiz kadar varlar. Haklar bize tanındıktan sonra biz dava yollarına, yargılama yollarına gittiğimizde bunlara ilişkin ispatlarda bulunmak zorundayız. İş mahkemelerinin en önemli, iş yargılamalarının daha doğrusu en önemli özelliği işçi eğer inandırıcı, mümkün olduğunca inandırıcı, kanaat uyandıran bir iddiayla gidiyorsa normalde herkes iddiasını ispatla yükümlüyken ispat yükümlülüğünü mahkemenin karşı tarafa yani işverene sorumluluk olarak koşması. Böyle olunca da aynı iş yerinde çalışan tanık gösterememe veya belge düzenleyememe veya iş yerindeki belgelerin elde edilememesi gibi sakıncalar ortadan kalkıyor. İspat anlamında bir başka önemli değişikliklerimizden birisi 6284 sayılı kanun. Buradaki herkes zaten kadın hareketinin profesyoneli olduğu için muhakkak ki ismine ve getirdiği yeniliklere herkes aşina. 6284 sayılı kanun öncelikle ispat koşulu aranmaksızın bir takım şiddet mağduru kadının tedbir ve koruma kararlarından yararlanabilmesini sağlıyor. Bu kararlarımız neler? Baktığımızda Avrupa ülkelerinde ve Amerika'da uzun sürelerdir uygulanmakta olan bir uzaklaştırma kararı modelimiz var. Bu model şiddet failini veya şiddet uygulayabileceğini öngörebildiğimiz kişiyi şiddet mağdurunun okulundan, iş yerinden, bulunduğu yerden ve konuttan uzaklaştırmaya dayalı bir model. Bundan önceki aile içi şiddetin önlenmesine dair kanunumuz genellikle şiddet mağdurunu şiddet ortamından alıp başka bir yere yerleştiriliyordu. Örneğin sığınma evleri bir takım korunmaya ve barınmaya yönelik konutlar ve kurumlara yerleştiriyordu. Ama bu kurumlar ve bu konutlar her zaman şiddet mağdurunun bulunduğu ilde bulunmayabiliyordu. Mağdurun yanında özellikle bir de çocuk olduğunu düşünürseniz ailesinin veya yeterli sayıda da olmayabiliyordu ihtiyacı cevap verecek şekilde. Düşünürseniz örneğin Çanakkale'de şiddet gören bir kadın buradan Balıkesir'e götürülmek zorunda kalınabiliyordu. Kadın ve çocukları bu sefer ait olduğu ortamdan uzaklaşıyorlardı. Ayrıca güvenlik nedeniyle gittikleri yerlerdeki konutlara serbestçe girip çıkamama gibi aslında fiili bir hapis hayatı yaşayabiliyorlardı. Şimdi artık şiddet faili, müşterek aile konutu dahi olsa konut, aile mahkemesinin verdiği bir koruma kararıyla o konuttan uzaklaştırılabiliyor. Yine mağdurun iş yerine gitmeme cezası verilebiliyor ki bunlara uymaması da çok ciddi hapis cezası yaptırımlarıyla karşılanıyor. Evet, şimdi gerçekten yeni yasalarla kadının kazanımları oldukça, değil mi, kadın lehine? Muhakkak ki evet, kadın kazanımları arttı. Evet, fazla olmuş, artmış. Bu anlamda son sözlerinizi alalım sizin Güneş Hanım. Tabii ki aslına baktığımızda hukuk derya deniz olarak da tanımlayabileceğimiz bir mecra ama kadının hem hukuki hem fiili eşitliğinin erkekle birlikte, çocuklarla birlikte, diğer toplumsal unsurlarla birlikte fiili eşitliğin sağlanabilmesi için yeni çıkan yasalarımızı tabii ki de önemli gelişmeler olarak görüyoruz. Ama fiiliyatta ben bunu eklemek istiyorum ki ataerkil sistemin yeterince değişememesi ve toplumsal saltımın gerçekleşememesi nedeniyle uygulamada bir takım zafiyetlere de uğrayabiliyoruz. Çünkü bu kanunların uygulayıcıları da başvurucuları da aynı sistemin ürettiği insanlar. Çok teşekkür ediyoruz değerli bilgileriniz için. İlave ben etmek istediğiniz varsa ediyorum. Onları son söz olarak alalım. Kısaca başvuru yollarından da bahsetmek isterim vaktimiz olursa. Teşekkür ediyoruz. Güneş Hanım'a verdiği değerli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten kadınlarımızın hukuk yönündeki kazanımları çok değerli ve kadınlarımız bu haklarını bilmek durumunda. Dolayısıyla yapılan bu tür programlar etkinliklerle bilinç yükseltmesi bakımından çok önemsiyoruz kesinlikle biz de kadınlar değerli, açısından. Evet. Şimdi diğer konuğuma dönmek istiyorum. Kendisini mutlaka tanıtacaktır o. Ben kısaca bahsetmek istiyorum. Çanakkale Belediyesi Altın Yıllar Yaşam Merkezi'nden sosyolog Işıl Kardeş.
Gerçekten altın yıllı kadınlarla yaşamak size nasıl bir duygu uyandırıyor ve Altın Yıllar Yaşam Merkezi'nin oluşum sürecini bir proje kapsamında hayata geçirildi. Oluşum sürecini, buradaki çalışmalarınızı ve buradan hareketle altın yıllı kadınlarımızla nasıl vakit geçiriyorsunuz ki orada kadın erkek karışık zannediyorum ama sanki kadın nüfusu daha fazla. O konuda bilgilerinizi alalım sizden. Öncelikle bu yılki temamız kadınım, her yaşımda varım üzerinden yola çıkarsak bu temayı şu anlamda çok önemli buluyorum. Kadının sadece doğurganlıkla değil her yaşta üretkenliğiyle her alanda varoluşuna dikkat çekmek anlamında çok güzel bir slogan olarak yola çıkmış ve projede öncelikle Sayın Belediye Başkanımız Ülgür Gökhan'a teşekkürlerimi sunmak istiyorum buradan kurumum adına, buradan faydalananlar adına. Projemiz Güney Marmara Kalkınma Ajansı 2013 sosyal mali destekli olarak başladı. Halk Eğitim Merkezi ortaklığıyla. İlk faaliyetlerimiz hasta ve yaşlı bakımı meslek edindirme kursuydu. İşkurum desteklediği ve uygulamalarını huzur evinde yaptığımız bir kurstu. Buradan 16 kursiyerimiz mezun oldu ve çok kısa bir sürede açık olan bir iş alanında iş bulabildiler, çalışma şansına sahip oldular. İlk faaliyetimiz buydu. Merkezi tanıtmak adına projede çalışan diğer uzman arkadaşlarımızla beraber ev ziyaretlerine başladık. Projeyi anlattık, neler yapacağız, nasıl bir yol haritası izleyeceğiz, size kazandırdıkları neler olacak. Bu kısım biraz ilk başta sıkıntılıydı çünkü biz de meslekte yeniyiz, yeni çalışmaya başladık. Hani proje nedir, ne değildir anlatma anlamında ilk başta sıkıntılar vardı ama onu da zamanla beraber açtık ve merkez faaliyetlerimiz başladığında ilk başta biz hani ulaşmaya çalışırken daha sonra onlar bize kendileri gelmeye başladılar. Şu an merkez faaliyetlerimiz arasında resim, ahşap boyama, bilgisayar, takı tasarımı, model uçak yapımı, edebi metinler, spor ve müzik eğitimi yer alıyor. Haftanın 3 günü 3 farklı gruba hizmet veriyoruz. Uzmanlarımız eşliğinde hepsini evlerinden alıp merkeze getiriyoruz. Günde 4 saat kadar burada geçiriyorlar. Ondan sonra tekrar evlerine bırakıyoruz. Burada yanlış anlaşılan bir şey var. Onu belirtmek istiyorum. Burası bir huzur evi değil. Bazıları bunu yanlış yorumluyor. İşte annelerini, babalarını huzur evine mi yolluyorlar, onları terk mi ediyorlar, yalnız mı bırakıyorlar gibi bir algı var. Burası bir gündüz sosyalleşme mekanı. Onları evlerinden gerçek anlamda çıkartıp sosyal hayata kazandırdığımız bir mekan. Ve kendilerinden çok sık duyduğumuz bir ifade, hayatımız değişti. İyi ki böyle bir yer oluştu. Evlerimizden, kabuğumuzdan çıktık, kurtulduk. Şu an hani bir yere bağladığımız sorumluluğumuz var şeklinde yorumları alıyoruz ve onların o güzel geri dönüşlerini görmek çok güzel bir şey. Merkez faaliyetlerimiz kapsamında burası oluşturulurken komisyon toplantılarımız oldu ve her ayda olmaya devam ediyor. Tıp fakültesinden hocalarımız, gönüllü eğitmenlerimiz, neler yapabiliriz, nasıl merkezi kurumsallaştırabiliriz yönünde oturup uzun saatler bunların hakkında konuşup bir yol haritası çizmeye çalıştık hep beraber. Ve şimdi de dediğim gibi her ay yine bir değerlendirme toplantımız oluyor. Yeni olarak neler ilave edebiliriz, neler yapabiliriz konuşuyoruz. Yine proje süresimizce iki bilgilendirme toplantımız ve bir çalıştayımız oldu. Bunlar kapsamında tüm kentlilerimiz, 65 yaş sınırı olmaksızın birçok kişi bunlardan yararlandı. Türkiye'de önemli bir isim var gerontoloji alanında, Profesör Doktor İsmail Tufan. Onun bize çok değerli katkıları oldu ve hala da bizlerden desteğini esirgemiyor, çalışmalarımıza yön vermek adına bize katkıda bulunuyor. Ona da buradan bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Ekibimizden söz etmek istiyorum. Nadide Bilir ve Ceren Turgut. Biz üç arkadaş bu merkezde çalışıyoruz. Yani bilfiil yaşlılarla iletişim halinde olan bizleriz. Ama tabii ki de bu belediyemizdeki kültür ve sosyal işler birimimizin katkılarıyla yürüttüğümüz bir çalışma. Onların da adını anmadan geçmek istemiyorum.
Çok ses getiren çalışmalarımızdan bir tanesi Demli Sesler Koromuz var. Bugüne kadar 3 konser verdiler. Bir sonraki konseri 21 Mart'ta Çimenlik Kalesi'nde olacak. Onun da duyurusunu yapmış olalım. Sizleri de bekliyoruz. Bu çok güzel ve çok renkli olarak giden bir çalışma. Burayı okul olarak görüyorlar. Bütün programlarını buna göre yapıyorlar. İşte o gün okulum var, oraya gideceğim, gelemem gibi reddetmenin zor olduğunu, algısını kırıyorlar. Bu anlamda da çok güzel gidiyoruz. Yine yapmış olduğumuz bir başka faaliyet, satranç turnuvası yapıldı ve ilkokul çocuklarıyla büyüklerimiz bir turnuva yaptı. Bu da Türkiye'de ilk kez gerçekleşen bir şey. Bir ikincisini de 8 Mart'ta yine yapacağız. 8 Mart programımızdan da bahsetmek istiyorum burada. Öncesinde Sayın Belediye Başkanımız sosyal yaşam evleriyle ve Altın Yıllar Yaşam Merkezi katılımcılarıyla beraber bir kahvaltı. Ardından meydana geçeceğiz hep beraber. Oradan sonra tekrar standlarımızın olduğu alana geçip Altın Yıllar Yaşam Merkezi'ni tanıtacağız. Biz kimiz, neler yapıyoruz, ne zamandır faaliyetlerimiz var, sormak istenilen soruları cevaplandıracağız. Ve bu arada da yine aynı saatler içerisinde Özlem Kayalı İlkokulu öğrencileriyle beraber büyüklerimiz tekrar bir satranç turnuvasına girecekler. Farklı faaliyetlerimize dönersek, yani sürekli olarak devam etmeyen fakat belli aralıklarla yaptığımız film gösterimlerimiz oluyor. Geçenlerde onları ilk kez tiyatroya götürdük. Buradan da çok güzel paylaşımlar aldık çıkışta. Mesela bizim sınırımız 65 yaş üstü. Bu yaşında ilk kez tiyatroya giden katılımcılarımız vardı ve hani bizim için çok basit, görmediğimiz, hani bunun üzerinde düşünmediğimiz bir şey onlar için çok büyük bir şey ifade ediyor ve inanılmaz mutluluk duyuyorlar bundan. Bunun haricinde onlara bilgilendirme toplantıları düzenliyoruz merkezimizde. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü mesela deprem hakkında bir bilgilendirme yapmıştı onlara. Farklı alanlarda Güneş Hanım, tekrar sizlerden de ileriki günlerde destek isteyeceğimiz planlarımız var mesela. Yaşlı istismar konularında onların ne gibi hakları, kazanımları olabilir. Farklı alanlarda çalışmalar yapmak için programlamaya devam ediyoruz. Bize projemizin başından bugüne kadar ve bundan sonrasında her zaman desteğini veren kent gönüllülerimiz var. Bizlerle beraber tüm faaliyetlerimizde, haftalık rutin olan faaliyetlerimizde yanımızda olup onlarla sohbet eden, yanlarında olan onlara da buradan teşekkürlerimizi sunmak istiyorum. Şu an biz belediye amatör spor evini kullanıyoruz. Kendi bir binamız yok. Yapılıyor daha doğrusu. Birkaç ay daha orada bulunmak durumundayız. Kendi binamızda farklı faaliyetlerimiz olacak. Mesela orada bir çiçek seramız planlanıyor. Bu da onlar için heyecan verici. Onu da sabırsızlıkla bekliyorlar. Ve buraya geçtiğimizde her şey daha sistemli, onların daha çok merkeze katılım gösterebileceği bir hale gelecek. Çünkü biz şu an onları haftada bir gün ancak alabiliyoruz. Daha çok gelmek istiyorlar. Biz de daha çok kişinin yararlanabilmesi adına birer grup haftada bir gün şeklinde gidiyoruz. Kendi merkezimizde bunu da aşmış olacağız. Daha çok burada zaman geçirecekler. Ve başkanımızın bir diğer projesi de bunun içerisinde. Buranın ileriye doğru yataklı bir misafirhanesinin olması yönünde. Ama yine bunu inleyerek söylemek istiyorum. Huzur evi değil. Mesela yaşlımızın ailesi şehir dışına çıktı. Acil gitmesi gereken bir durum var. Yaşlısını bırakabileceği bir yer yok. O zaman gelip bizim misafirhanemizde kendisini konuk edebileceğiz. Projemizin çok önemli çıktılarından birisi de yaşlı atlası. Şöyle sizlere de birer örnek getirdim. Programdan sonra takdim edeceğim. Bu yaşlı atlasını oluştururken Çanakkale merkezde yaşayan 65 yaş üstü 1001 yaşlımızla görüştük. Çok kapsamlı bir anket yaptık kendilerine. Ankette sağlık ve sosyal sorunları neler, bunlar için neler yapabiliriz,
bizlerden neler talep ediyorsunuz yönünde görüşmeler yaptık. Çanakkale'de buradan çıkan hani belli başlı birkaç veri var. Onları paylaşmak istiyorum. Yaşlı kadın nüfusu daha fazla. Ve az önce bahsettiğiniz çocuk evlilikleriyle alakalı burada da bir not var. Mesela 65 yaş üzeri olan vatandaşlarımızın %19'u 13 ve 17 yaş arası evlenmişler. %76'sı 18-30 yaş arası. 13-17 yaş arası evlenmek o oranda hani o zaman için belki toplumsal bir sorun değildi. Yani günümüzde bunun farklı yorumlanışı, geçen yıllarla beraber değişen algı, hani onlar bundan rahatsız değildi, bunu dillendiremediler bile. Neler yaşadıklarını bilemediler ama şu an hiç değilse nereye başvurabileceklerini biliyorlar. Yani ister istemez bu durumun içine düşmüş olsalar dahi çıkış yollarının olabileceğini biliyorlar. Bu maalesef o zaman da yaşanmış talihsiz bir durum olarak görülüyor. Ama şu an dediğim gibi sizler varsınız, yönlendirilebilecekleri sosyal hizmet uzmanları var, aile danışmanları var. Burada sorunu çözmek biraz daha kolay diye düşünüyorum. Yine kadınların dezavantajlı olduğu birkaç konu daha var. Aylık gelir dağılımı, eğitim durumları, pişmanlık, karar alma, sağlıklarından memnun olma, günlük uğraşlarında kendilerine yetebilme kapasiteleri olarak dezavantajlı olan grup hep maalesef ki kadınlar. Yani ya çocuklarında mesela bir karar alma durumunda destek alıyorlar, ya eşlerinden ya çevrelerinden hani bağımsız ve özgür olarak tek başına erkekler kadar hareket edemiyorlar. 0-300 lirayla geçinen %84 gibi bir ciddi rakam var bu 1001 kişinin içerisinde. Mesela erkeklerde bu rakam %15.7 gibi bir şey. Bunlar hep kadının maalesef her yaşta varım dediğimiz olumsuz durumlarına da gösteriyor. Evet, gerçekten Çanakkale Belediyesi Altın Yıllar Yaşam Merkezi büyük emek verilerek yapılmış. Ben bu anlamda belediyemize ve başkanımız Sayın Ülgür Gökhan'a çok teşekkür ediyorum. Çünkü ileriki yaşlarda da bizim gideceğimiz adreslerden biri olarak görüyorum. Bu senede ne kadar isabetli bir temada birleştiğimizi ifade etmek istiyorum. Kadınım her yaşım ile varım derken altın yıllı kadınlarımıza da buradan sevgilerimizi, saygılarımızı gönderelim. Evet. Ben sizden son sözlerinizi, son ifade etmek istediğiniz değerlendirmeleri almak istiyorum bir iki cümleyle. Gelen katılımcılarımız burada ilk başta biraz çekimser duruyorlardı. Ne yapacağız? Orada neler olacak gibi çekinceleri vardı. Bize ulaşmalarını, gelip faaliyetlerimizi yerinde izlemelerini onlara iletebilirim buradan bizi izleyenlere. Bize sadece 65 yaş üstü katılımcı olarak değil, hani gönüllü olarak da katılım gösterebilirler. Gelip faaliyetlerimizi izleyebilirler. Biz dediğim gibi hizmet ağımızı her geçen gün daha da arttırmaya ve iyileştirmeye çalışıyoruz. Bunun için güzel adımlar atmaya çalışıyoruz. Boğaz Medya'ya da bu imkanı bize sunduğu için teşekkür ediyorum tekrar. Evet, biz çok teşekkür ediyoruz size. Gerçekten çok değerli bir çalışma, çok güzel bir kazanım Çanakkale'miz için. Dolayısıyla çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Evet, üçüncü konuşmacımız, değerli konuğumuz seçilmiş kadınlarımızdan. Biliyoruz ki bu sene seçim senesi, yerel seçimlerde, belediye meclislerinde, il genel meclislerinde ve belediye başkanları kadınların karar mekanizmalarında olmalarını istiyoruz. Ama biz bu gece farklı bir seçilmiş kadınla söyleşimizi devam ettiriyoruz. Kemalpaşa Mahallesi Muhtarı Sayın Şebnem Kumtepe. Söz sizin. Ve ben bu anlamda çalışmalarınızdan, muhtarlıktan, yeni kurulan mahalle meclislerinden, Kemalpaşa Kent Konsey Kemalpaşa Mahallesi Meclisi'nden bu konudaki değerlendirmelerinizi alalım sizden. Çok teşekkür ederim Sevgi Hocam. Ben 73 doğumluyum. Çanakkale doğumluyum. Endüstri Meslek Lisesi
Elektrik bölümünden mezun oldum. 90 yılında mezun oldum. Gençlik yıllarımda Spastik Çocuklar Derneği başta olmak üzere çeşitli STK'larda da gönüllü olarak çalıştım. Daha sonra kendi mesleğimi icra etmek üzere bir ofis açtım ve halen de kendi mesleğimle elektrik projeleri çizerek devam ediyorum. Endüstri Meslek Lisesi'nden evet, elektrik endüstri, projeleri evet. Gerçekten iş hayatınızda da siz evet. Değişik yani erkek evet. Egemen toplumun olduğu konularda değil evet, mi? Evet, o zamanlar çok güzel. 500 erkeğin içinde 8 evet, kızla çok birlikte olduk. Güzel. Çok keyifli yıllardı o yıllar. Hocalarımızla hala görüşüyoruz. Hala dernekle ilişkilerimiz devam ediyor. Bu arada bir azalık seçimlerinde muhtarımız, eski muhtarımız bizi de kaydettirmişti. Fakat daha sonrasında kendisinin istifası sonucu görevlendirmeyle muhtarlık görevine başladım. Ve bundan çok keyif aldım. Kadın olarak insanlara ulaşmak aslında daha kolay bu anlamda. Ve insanların hassasiyetlerini, mahallede yaşayan insanların duygularını, isteklerini daha çabuk algılıyor gibi geliyor bana kadın muhtarların. Ve kapasite anlamında da kadınların yapabileceği birçok çalışma hem daha disiplinli hem daha sonuca yönelik diye düşünüyorum. İnşallah bu seçimlerde de yine evet, adayım. Onu soracaktım ben de. Evet. Çanakkale'deki iki kadın muhtarımızdan evet, birisiniz. Bir Esenler Mahallesi'nde, bir Kemalpaşa Mahallesi'nde devam diyoruz. Evet, inşallah. Peki o konudaki inşallah. Düşüncelerinizi alalım sizin şimdi de. Şimdi daha çok adayların olmasını ve kadın muhtarlarımızın çoğalmasını tabii ki çok istiyorum. Çünkü varlığını gösterebilmek adına kadının çok güzel bir görevidir muhtarlık. Her alanda, her kişiye yetişebilecek durumdadır, erişebilecek durumdadır ve iletişime geçebilecek durumdadır. Bu noktada gerek belediyelerle, gerek diğer kamu görevleriyle birlikte muhtarların tam bir birliktelikle çalışması çok önemli mahallelerde. Ben biraz kadınların seçme ve seçilme haklarından da bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz 3. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 3 Nisan 1930'da kabul edilen bir yasa ile belediye seçimlerine katılma hakkı tanındı evet. Kadınlarımıza. Daha sonra da 1931 yılında ilk kez bir tıp dünyasından varlığını gösterdi. İlk kadın cerrahımız çalışmaya başladı. Muhtarlıklarımızın da yasal çalışmaları var. 4 Mayıs 1931'de ilk toplantısını yaptı Türkiye Büyük Millet Meclisi, 4. Türkiye Büyük Millet Meclisi. 26 Ekim 1932'de de kabul edilen bir yasa ile Türk kadınına muhtar ve köy ihtiyar kurulu üyeliğine seçme ve seçilme hakkı tanındı. Muhtarlık aslında çok da değişik bir kurum. Yani ne bir kamu görevlisisiniz ne değilsiniz. Evet. Böyle arada bir kurum. 10 Nisan 1944 tarihli 4541 sayılı kanun numarası ile şehir ve kasabalarda kurulu bulunan ve belediye kanununun 8. maddesine göre kurulacak mahallelerde bir muhtar ve muhtarın başkanlığında bir ihtiyar heyeti bulunuyor. Bu ihtiyar heyeti ile mahalledeki sorunların ilgili kamu ve kuruluşlarına iletmede aracı, nüfus kanununun hükümlerine göre 1111 numaralı askerlik kanun hükümlerine, 1412 numaralı ceza mahkemeleri usulü kanununa göre de vatandaşlarına hizmetle yükümlü bir kurum aslında. Ve mahalle muhtarlıkları bir muhtar ve 4 asıl 4 yedek olmak üzere 8 azadan oluşuyor. Evet, epeyce yoğun çalışıyoruz bu sıralar. Bir taraftan çünkü kent konseyinde mahalle meclislerimiz kuruldu. Evet, evet. O konuda da sizin bilgilerinize başvuracağız. Yani ne amaçla kuruluyor, evet. İşlevi nedir, nasıl evet. Çalışmalar yapılıyor, muhtarlıkla iletişimleri veya muhtarlığın burada
işlevi ne oluyor? Onları da alalım. Şimdi kent konseyi belediyeye bağlı biliyorsunuz. Ancak burada en son aşama olarak mahalle meclislerinin kurulması istendi ki demokratik yönetimde biraz daha halkın içine girmek, biraz daha halkın sorunlarını daha kolay çözebilir hale gelmek amaçlı. Ve muhtarlar aracılığıyla duyuruları defalarca yapıldı. Mahallelerde çağrılar oluşturduk, ilanlar yaptık ve insanları, mahalleliyi davet ettik. Bu davet sonucunda katılımları değerlendirdik ve seçimle mahalle meclislerini kendi mahalleli halkı seçti. Bu anlamda çok önemsiyorum mahalle meclislerini. Evet. Biz muhtarların yanına çok ciddi bir güç ve destek oldu aslında. Mahalledeki sorunlar hakkında çözümleri daha hızlı ve kolaylaştırıcı etkisi oldu. En büyük özelliği bu. Çünkü bir mahallenin sorununu sadece tek başınıza muhtar olarak da tespitleyebilirsiniz. Ancak bunu mahalleliyle birlikte yapmak ve yetkili kurumlarla birlikte çözmek en doğrusu ve en demokratik yolu. Yani katılımcı bir demokrasi Kesinlikle. Anlayışıyla problemleri Kesinlikle. Tespit ediyorsunuz ve çözüm Aynen. yollarını evet. birlikte arıyorsunuz. Aynen öyle. Hatta eğer yapabiliyorsak bu çözümleri kendi içimizde yine mahalle meclislerini çünkü gönüllülük esasıyla çalışıyor. Evet. Birbirimizin ihtiyaçlarına, eksikliklerine birlikte karar verip birlikte destek vererek yapıyoruz. Tamamen gönüllülük esasıyla uygulanıyor bu sistem. Defalarca halen daha çağrılarımızı devam ettiriyoruz. Çünkü mahalle meclislerinin çalışma grupları oluşturuluyor. Bu çalışma grupları bazen sadece bir konuyu içerebiliyor mahalleyle ilgili, bazen çok genel kapsamlı. En az üç kişilik gruplardan oluşan çalışma gruplarıyla sorunun daha temeline inerek çözümler aranıyor. Bu çözümleri ararken de hem yetkili birimleri aynı masaya oturma şansımız oluyor. Bu böylece kentlinin kente olan sorumluluklarını yerine getirmesini sağlayan bir evet. aracı oluyor aynı zamanda. Herkes ufak ufak taşların altına ellerini koyduklarında o zaman bir kentin yönetiminin aslında ne kadar zor olabildiğini ve bunun içinde işte yapılan uygulamalara ne kadar değer verilmesi konusunda ciddi bir atılım aslında mahalle evet. meclisleri. Biz muhtarlar da onlarla paralel ve yönlendirme çalışmaları yapabiliyoruz. Elimizden geldiğince onlara katkı sağlıyoruz. En son 14 Şubat'ta çok güzel bir Sevgililer Günü kutlaması yaptık. Sokağa indik. Bizim kendi mahallemizin asıl sorunu yerleşim alanlarının hiç değiştirilemiyor olması. En eski mahallelerden evet. biri değil mi? Evet. Kemal, mahallemiz benim de çocukluğumun geçtiği yani mahalle. İlk kurulan evet. mahalle. Daha önceden Sarıçay boyuna kurulmuş. Evet. Ve villalar, ahşap villalardan oluşan bir mahalle oluşumu varmış. Ve çok zengin insanlar buralarda yaşamışlar. Fakat çıkan bir yangın sonucu mahalle halkı merkeze yani şu anki Yalı Camii'nin olduğu bölgeye yerleşmiş. Kıptiler de Sarıçay'da kalmışlar. Ve şehir buradan kurulmaya başlanmış. Bu yüzden tarihi anlamı da çok yüksek. 14 Şubat etkinliklerimizde de aynı zamanda birçok dokuya önem verdik. İnsanların bir arada paylaşarak ve katılarak neler yapabildiğini gösterdik. Ve mahallelik ruhunun da bu tip etkinliklerle daha çok bir araya gelmesiyle daha da yükseleceğini fark ettik. Ve bir araştırmamızda da şöyle bir şey çıktı hocam. Kemalpaşalı kadınlar üzerine bir kent müzesinde birlikte, kent müzesiyle birlikte bir çalışmamız olmuştu. Kemalpaşalı kadınların anılarından yola çıktık ve onların bir metin sergisini yaptık. Ve her hafta çarşamba günleri kent müzesi saatiyle 6 ile 7 arasında da mahalle sohbetlerimizi yaptık. Bu anılar üzerinde. Hepsinin ayrı ayrı hikayeleri vardı kadınların ve çok keyifliydi. İnanın o zamana kıskandım ve evet. özlem duydum.
Hatta birine ben de konuk olmuştum. Evet, birine o siz de konuk olmuştunuz. Eski birine, Kemal Paşalı evet, ilk olarak. Gençlik yıllarımın geçtiği mahallemde gerçekten anılarla o gece güzel bir zaman geçirdik. Buradan şunu anlamıştım ben. Bir şehirde eğer yeşil alanı ve küçük alanları, yani nefes alma alanlarını yok ediyorsanız o mahallenin ruhu bir anda yok olmaya başlıyor. Ve hikayeler bitiyor, anılar bitiyor, azalıyor. Bu çok önemli. Şimdi biz mahallemizde ciddi bir mahalle meclisi ve kent konseyiyle birlikte ve belediyemizle birlikte ciddi çalışmalar yapıyoruz. Bunların en büyük hedef noktası aslında kentin merkezinde yaşayan mahallelinin hem biraz daha rahat nefes alması, çünkü bütün şehri aslında taşıyan bir mahalle özelliği taşıyor bizim mahallemiz. Hem de turistik bir yapıya dönüştürülmeye çalışılması, ki bu anlamda hem esnaf mahallesi olduğumuzdan ötürü bu çok önemli. Sokaklarımız aslında çok güzel. Giderek de trafiğe kapalı alan sayımız artıyor. İnşallah bunun devamı gelir ve daha da artar ki insanlar hiç olmazsa sokaklarımızda eğlenebilirler, etkinlikler düzenleyebilirler, organizasyonlar düzenleyip bir takım programları da, eğitimleri de orada yapabilirler. Evet. Bu anlamda çok önemli. Ama ben bir taraftan da şuna değinmeyi çok istiyorum. Çünkü konumuz kadın. Evet. Son biz, sözlerinizle evet, evet anlıyorum. Son değerlendirmelerinizi peki alalım. Biz kadınlar olarak her yerde varlığımızı göstermek maalesef zorunda kalıyoruz. Bu anlamda biz de 8 Mart Kadınlar Günü'nde mahalle meclisimiz ve gönül insanları çalışma grubumuzla birlikte çok güzel bir etkinlik yapıyoruz. Tarla Sokak'ta yine olacak. Aynı 14 Şubat etkinliğimizde yaptığımız sokakta bir sergimiz olacak. Kent metinleri, mahalle metinleri, aynı zamanda resim, fotoğraf, seramik, kırkyama, keçe, koza ve birçok etkinlik gerçekleşecek ve kadınlarımız orada, ev kadınları da bize farklı bir şekilde hizmet edecekler, kendilerinin varlığını gösterecekler. Bu bir sürpriz olsun isterseniz, geldiğinizde görürsünüz. Çok güzel bir sergi çalışmamız olacak. Aynı zamanda bu sergi çalışmasında en büyük etken, onlara buradan tekrar çok teşekkür ediyorum, Çanakkale'deki Tarla Sokak'taki kadın esnaflarımız. Çünkü sergi alanımız esnafların dükkanlarının vitrinlerinde olacak. Bize bu anlamda çok katkı sağladılar. Hepsine buradan çok teşekkür ediyorum. Sergimize 8 Mart'ta bir de sizin meydandaki sunumumuzdan sonra bize davet ediyorum herkesi. Kadının varlığı gerçekten çok önemli ve en son Atatürk'ün bu konudaki düşünceleriyle bitirmek istiyorum ben. Atatürk seçme ve seçilme hakkında şunları söylemiş. Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı sosyal ve siyasi hayatta bütün milletlerin üstünde yer vermiştir. Çarşaf içinde, peçe altında ve kafes arkasındaki Türk kadınını artık tarihlerde de aramak lazım gelecektir. Türk kadını evdeki medeni mevkiini selahiyetiyle ispat etmiş, iş hayatının her safhasında muvaffakiyetler göstermiştir. Siyasi hayatla belediye seçimleriyle tecrübe kazanan Türk kadını bu sefer de milletvekili seçme ve seçilme suretiyle haklarının en büyüğünü elde etmiştir. Atatürk'ün biz Türk kadınına inandığı kadar kendimize inanmamız gerekmektedir. Çünkü biz kendimize ve yapabileceklerimize inanmaz isek kimseyi inandıramayız düşüncesindeyim. Atatürk'e herkesin huzurunda bir kadın olarak teşekkür ediyorum. Evet, gerçekten Ulu Önder, Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'ümüze biz kadınlar çok şey borçluyuz. Dolayısıyla kendisini şükranla anıyoruz, yad ediyoruz. Şimdi muhtarımızı da dinledik. Gerçekten bu tür sosyal etkinliklerin ben kadınlar açısından bilinç yükselmesi olarak değerlendiriyorum ve çok önemsiyorum. Bu geceki konuklarımız gerek Çanakkale Barosu'ndan Avukat Güneş Hanım olsun, gerekse Kemalpaşa Mahalle muhtarımız Şebnem Hanım ve Altın Yıllar Yaşam Merkezi'nden, Çanakkale Belediyesi'nden
sosyolog Sayın Işıl Hanım olsun. Çanakkale hep rol model olmuş arkadaşlarımız. Ve aramıza dersten çıkıp yeni katılan çok değerli hocamız var. Gülbü Tanrıverdi, doçent doktor. Hoş geldiniz hocam. Merhaba, hoş bulduk. Özür diliyorum gerçekten elimde olmayan nedenlerden dolayı. Sizi gerçekten dört gözle bekliyorduk ve aramızda görmekten dolayı mutluluk duyuyoruz. Teşekkürler, çok sağ olun. Gülbü hocamız da bizim kıymetlimiz Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nin Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü. Kendileriyle diğer arkadaşlarımızla kurumlarla yaptığımız gibi pek çok projede ortak çalışmalar yaptık. Dolayısıyla kendisinden Çanakkale'de kadın olmak, bilimsel araştırmalarda bulunduk. Çanakkale'de kadın olmak konusundan girersek konuşmaya değerli bilgilerini, yaptığı çalışmaları, kadınlar konusundaki değerlendirmeleri ve Çanakkale'deki kadın profilini paylaşırsa bizle seviniriz. Buyurun evet, hocam, söz sizin. Evet, hani bu kadar kısa sürede bunu anlatmak gerçekten oldukça zor bir şey ama hani ben en azından 25 yıldır alanda çalışan ve toplumsal çalışmaların içerisinde olan, toplumun içinde olan bir kişi olaraktan da aynı zamanda bu çalışmaları üniversitemizde yürüten, merkezde 2009'dan beri etkin olarak, aktif olarak çalışan bir akademisyen gözüyle anlatmaya çalışacağım. Süre kısıtlı olunca ben hani çok fazla verilerle, sayılarla insanları boğmak istemiyorum. Çanakkale'de kadın olmak dediğimiz zaman aslında hani kadın olmak algısından yola çıkmak gerekiyor. Yani kadın olunca, Çanakkale'de olunca farklı olmuyor aslında. Kadın Türkiye'nin, dünyanın her yerinde kadın olmaktan kaynaklanan sorunlar yaşıyor. Yani aynı problemi farklı coğrafyadaki, farklı kültürdeki bir kadın da yaşıyor, Çanakkale'deki de yaşıyor ve bazen sorunlar insanları ortak noktada buluşturuyor. İşte geçen yıl ne yaptık? Dünyadaki bütün kadınlar kadına şiddet demek için 14 Şubat'ta dans ettik. Neden dans ettik? Bütün dünya dans etti. İşte Nijerya'daki de dans etti, Fransa'daki de dans etti, biz de burada dans ettik. Evet. Farklı kültürlerde, farklı ekonomide aynı sorunu yaşıyoruz. Dolayısıyla hani kadın olma noktasında Çanakkale'de olmak Türkiye genelinde değerlendirilecek olursa elbette birçok kadın tarafından evet şanslıyım, Çanakkale gibi bir yerde yaşıyorum algısı yüksek. Ama ben algıların da kişisel olduğunu düşünüyorum. Yani Çanakkale'de yaşamak belki sizin benim için çok değerli çünkü işte rahat giyinebiliyorsun, gece işte çok geç saatte dışarı çıkabiliyorsun, kararlara katılabiliyorsun, eşinin yanında olabiliyorsun. Bu anlamda Çanakkale'de kadın olmak gerçekten ayrıcalıklı. Ama bunun yanında bu ayrıcalıkları istemeyen kadınlar da var. Onları da düşünmek lazım. Yani Çanakkale'ye tayinen gelmek istemeyen insanları biliyorum ben. Çocuklarımızı orada yetiştirmeyelim şeklindeki yargıları da biliyorum. Dolayısıyla aslında biz belki de kadın olmak derken Çanakkale'de en çok yaşadığımız sıkıntılardan bir tanesi veriye ulaşamıyoruz. Yani hatta sizinle bir çalışma yapacaktık, evet, hatırlarsanız. Çanakkale'deki bir kadın profilini çıkaralım. Kadın sorun olarak ne görüyor? Yani benim sorun olarak gördüğüm şeyi o kadın görüyor mu? Ben işte bir proje yapmak istiyorum ama acaba benim yapacağım konuda o kadın onu bir problem olarak algılıyor mu? Yani ilk önce bir tabanın problemini bir anlamak lazım. Yani nedir? Sorun nedir? Çanakkale'de kadın olmak olarak ben çok şanslı görüyorum kendim ama kadınların hepsi aynı şansı görüyor mu? Çünkü Çanakkale göç alıyor. Çanakkale'de her geçen yıl artan bir öğrenci potansiyeli var. Biz 40 bin ne yaklaştı öğrenci sayımız? 8 yıl önce 16 bin nüfusu vardı üniversitemizin. 40 bin kişi farklı kültürden yabancı uyruklu öğrencilerin artışı var. Artık biz destekliyoruz, gelsinler diyoruz. Üniversiteye girdiğiniz zaman Afrikalısı bir yerden çıkıyor, Nijeryalısı bir yerden çıkıyor, Pakistanlısı bir yerden çıkıyor. Yani artık her geçen gün bir globalleşiyoruz. Dolayısıyla sorunlar beraberinde geliyor. Yani eğer bir Çanakkale'de kadın olmak derken burada Çanakkale'li kadın olmak mı? Çanakkale'de akademisyen kadın olmak mı? Çanakkale'de işte eğitimli bir kadın olmak alt mı? Başlıkları çok yani. Yani Çanakkale'de evet, boşanmış kadın olmak, Çanakkale'de işte çocuklu kadın olmak, doğudan göç gelen kadın olmak. O kadar çok kadın olmak var ki. Yani Çanakkale'de hangi kadını ele alalım? Yani hangi kadının sorunlarına bakalım. Onun için
Öncelikle hani Çanakkale Türkiye profiline baktığımız zaman Türkiye bir dönüşüm yaşıyor. Bir sosyodemografik dönüşüm yaşıyor ve Çanakkale de bu dönüşümü yaşıyor ve bazı dönüşümlerde Türkiye'den farklılık gösteriyor. İşte yaşlılar mesela, Türkiye artık yaşlı bir ülke olma yolunda ilerliyor. Yani 2025 yılında Türkiye'de artık yaşlılığın daha artacağını, %10'lara ulaşacağını ve Türkiye'nin bir yaşlı kent olacağı söyleniliyor. Halbuki Çanakkale zaten yaşlı kenti. Kadın olarak da erkek olarak da Türkiye ortalamasının üzerinde bir yaşlı nüfusa sahip. O zaman yaşlı kadının problemini mi ele almamız gerekiyor? Çanakkale'de şiddet var. O zaman hani yok değil yani, Çanakkale'de demografik olarak baktığımız zaman Türkiye'den aman aman iyi olduğu nokta bir işte okur yazarlık oranı Türkiye'dekinin yarısı kadar. Yani okur yazarlarımız yüksek Çanakkale'de. Tamam. Hani şey olarak da kararlara da katılıyoruz. Bir bakalım Çanakkale'de kaç kişi siyasetin içinde? Kaç tane işte kadın muhtar, evet, diyoruz? İki tane var. İki tane yani hani söylüyoruz. Çanakkale'deki kadın şanslı. Çanakkale'deki kadın şanslı olmuş da ne olmuş? Gerçekten bunu sormak istiyorum. Yani Çanakkale'den çıkmış milletvekili mi var? Çanakkale'den çıkmış bir belediye başkanı mı var kadın? Veya Çanakkale'den üniversiteye baktığınız zaman, gerçi şu anda biraz daha arttık ama kaç tane kadın yönetici var? Yani Çanakkale'de şanslı olacak ne var? Ben onu gerçekten merak ediyorum. Yani sadece eğer Çanakkale'de şanslı olmak, kordona gece 12'den sonra çıkıp iki bardak işte biranı içebilmek, eşinle el ele tutuştuğun zaman ayrıl, tutma eşinin elini diyen bir toplumsa Çanakkale'de yaşamak şanslı. Ama yani bunun çok iyi verilerle desteklenmesi lazım. Ve Çanakkale'de gerçekten ciddi bir veri eksikliği var. Kadınlar üzerine yapılmış çalışmalar son derece az. Bakın hala kadınla şiddet çalışması üzerine bizim 2009 yılında yaptığımız çalışmaları konuşuyoruz. Bakın üzerinden 7 yıl geçti. Hep beraber veriler toplamamız lazım. Kadınların sorunu ne? Onların dilinden anlamamız lazım. Bunu yaptık bir kere biz. Sevgi Hanım çok iyi bilir. 72 kadın üzerinde, evet, konuştuk. Ve o zaman hiç duymadığımız şeyleri duyduk. Yani çok farklı şeyler geldi. Kadınlar arasında işte ben dışlanıyorum diyen oldu. Mobbing var diyen oldu. İşte ürettiğimi satamıyorum diyen oldu. Yani bu konuştuğunuz zaman hani bu şans unsuru gide gide azalıyor. Hep beraber belki de birlikte gelip ilk önce bir veri tabanı oluşturup Çanakkale'deki kadın neye ihtiyaç duyuyor ve biz bunun ne kadar için mücadele ediyoruz. Belki de bundan yola çıkaraktan bir şeyler yapmamız gerekiyor. Bizim yaptığımız bilimsel çalışmalar akademik boyutta devam ediyor. Şu anda da yine Çanakkale'de şiddeti kapsamlı olarak araştıran bir proje üzerinde çalışıyorum. Şu anda etik kurul izni için müracaat ettim. Yakın zamanda geniş çaplı bir kadını da şiddeti araştıran bir araştırma Çanakkale'de yapmayı planlıyorum. Tabii ki bu zamana kadar yaptığımız etkinliklerde ben kendimi çok şanslı hissediyorum. Hani kendisi de burada. Sevgi Hanım'la çalışmak gerçekten çok büyük ayrıcalık. Güneş'le öyle, Şebnem Hanım'la öyle. Sizin de Işıl Hanım'ı şimdi görüyorum ama çok bu projenin değerli, ilk başlangıcında minik de olsa bir taş attığım için çok seviniyorum. Daha sonra yoğunluktan ayrılmak zorunda kalmıştım ama takip ediyorum. Çok başarılı bir proje. Çanakkale'de ekip çok güzel. Ben ondan dolayı çok mutluyum. Belediye bizi çok destekliyor. O çok önemli bir şey. Yani yapacağımız her faaliyette ne lazımsa yapalım diyorlar. Hocam salon mu lazım? Hocam işte araba mı lazım? Bu da çok güzel bir şey. Üniversitemiz bizi destekliyor sağ olsun. Dolayısıyla geriye tek bir şey kalıyor. Çalışacak biraz enerji, evet, ve beraber bir şeyler, evet, yapmak kalıyor. Hocam gerçekten Çanakkale'de kadın olmak noktasından konuya girdik. Bir de ben sizin şu konudaki bilgilerinizi öğrenmek isterim. Kültüre siz çok önem veriyorsunuz. Evet, çok. Kadın ve kültür konusunda çok değerli çalışmalarınız var. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Bu konuda bizi bilgilendirir misiniz? Evet, kadın olmanın önünde bir de kültürel yapı var. Yani aslında hep bunu konuşuyoruz. Kadını kadın yapan, kadına kadın rollerini veren zaten kültürel yapı değil mi? Yani hani bizim nasıl düşüneceğimizi, nasıl konuşacağımızı, nasıl giyeceğimizi, evlenirken nasıl evleneceğimizi, eşimize karşı nasıl davranacağımızı, sağlık hizmeti alındığımızda kimin karar vereceğini, hatta işte doktora kiminle gideceğimi, hangi yöntemi kullanacağımızı, hasta olduğumuzda hangi tedaviyi uygulayacağımızı hepsine karar veren kültür ve ben aynı zamanda Çanakkale'de işte Türkiye'de ilk defa Kültürler Arası Hemşek Derneği'ni kurduk ve tamamen kültüre odaklanan çalışmalar yapmayı planlıyoruz.
Tabii kültür derken benim özellikle çalıştığım nokta sağlık üzerindeki kültürel yaklaşımlar. Yani Çanakkale üzerinde de bir çalışma yaptık bununla ilgili. Bir Fevzi Paşa'da romanlarla birlikte yaptık. Çok güzel bir projeydi. Sağlığa ulaşmaları önündeki kültürel engelleri inceledik. Ve neden sağlığa ulaşmada, yani hastaneye neden gidemiyorlar veya tedaviyi neden reddediyorlar, bunlar üzerinde bir çalışma yaptık. Bir de aynı zamanda belki de kadın noktasında bunu söylemek gerekiyor. Çanakkale'de mesela hala geleneksel uygulamaların çok yaygın olduğu merkezde bile, Çanakkale merkezinde bile kadınların geleneksel tedavileri modern tıptan daha fazla birinci olarak yaptıkları, popüler tıbba çok önem verdiklerini, son zamanlarda alternatif tıbba çok yöneldiklerini gördük. Ki alternatif tıp artık tıp hekimlerinin de çok ilgilendikleri bir konu haline geldi. Ve Çanakkale belki hani son cümleleri hani biraz pozitif olarak bitirmekte yarar görüyorum. Sağlığa ulaşmada kültürel bir engel Çanakkale'de yok gibi. Yani kadın çok rahat gidip bir erkek doktora muayene olabiliyor. Ben Doğu Anadolu'da, Erzurum'da 18 yıl çalışmış birisi olaraktan mesela şunu çok rahat söyleyebilirim. Erkek diyor ki eğer diyor işte benim eşim ölse bile bir kadın doğum muayenesi için ben erkek doktora götürmem diyor. Bunu ben hani araştırmalarımda birebir tanık oldum. Çanakkale'de böyle bir olay yok şu an için. Ama göç almaya devam ediyor. Bir süre sonra bu Çanakkale'nin de problemi olacak. Kültürel açıdan Çanakkale'de bir töre cinayeti görünürde yok. Göçler devam ediyor. Bu da sorun olacak. Biz kendi öğrencilerimizle arasında da bunları konuşuyoruz. Ben aynı zamanda kültürlere sayımşek dersini yürütüyorum. Üniversite öğrencisi son sınıfa gelmiş, konuştuğun zaman şunu diyor. Hocam diyor, töre de olması gereken bir şey. Çok ilginç. Evet, töre de olması tabii, gereken bir şey. Belli coğrafyalarda dediğiniz gibi bu var. Çanakkale'de bunu yok. Şu an için yok. Akademik çalışmalarda yok, böyle bir tespit yok. Yok. Evet. Sadece sağlığa ulaşmada kültürel engeller Çanakkale'de çok daha az. Yani hemen hemen yok gibi kültürel engel. Doğu Anadolu'da bu çok bariz bir şekilde. Çünkü Çanakkale'deki insan sağlığa gidiyor, işte muayenesini oluyor. Zaten çok güzel bir şey belki de. Anne ölüm hızı Çanakkale'de 0/100. Yani bu hani Avrupa'nın yakaladığı bir oran. Evet. Bu çok önemli bir oran. Bu da buradaki sağlık hizmetleri açısından hani gerçekten göz ardı edilmemesi gereken bir durum. Çünkü 100.000'lerde, 150'lerden, 200'lerden gelmiş bir rakam. Bu anlamda Çanakkale gerçekten hani sağlık hizmeti alma, mesela doğum öncesi bakım kadınların %100'e yakını alıyor. Bu Türkiye genelinde olmayan bir şey. En azından bu sonuca odaklı olarak umarız diğer illerde takipçisi olur. Gerçekten evet. Yani değil mi, Çanakkale'deki kadınlara yönelik bu tespitler çok önemli. Çok önemli. Elbette. Gerçekten çok önemli. Yani yine de Çanakkale'de kadın hareketinin bir ivme içerisinde olduğunu görüyoruz. En güçlü tarafı o zaten. Kadınlar burada mücadele ediyor. Sadece yalnız her zaman ben bunu söylüyorum. Mücadele eden kadınlar aynı kadınlar. Biraz daha grubu genişletmek lazım. Ve farklı kültürden kadınları işin içerisine katmak lazım. Belki bunu mahalle meclisleriyle, mahallenin kent konseyindeki çalışmalarla belki bunu daha kolay sağlayabiliriz. Çünkü yani kültürel yatkınlık verilen hizmette çok önemlidir. Evet. Yani bir hastaneye bile gittiğimizde bize işte muayenesini yapan doktora ilk sormak istediğimiz soru nerelisin? Hani o kültürel yakınlığı kuralım diye. Ben değerli bilgileriniz için çok teşekkür ediyorum. Gerçekten süremiz keşke daha uzun olsa da daha da çok konuşabilsek. Son söz olarak söyledik sözlerimizi. Birkaç cümleyle programımızı kapatalım. Kentimizde görülen konuşmalardan anladığımıza göre tüm olumluluklara rağmen daha birçok adımın atılması gerçeğiyle karşılaşıyoruz. Biz kadınlar ve özellikle Kent Konseyi Kadın Meclisi olarak yereldeki bu çalışmalarımızla fark ve farkındalık yarattığımızı bu gece bir kez daha tespit ettik, gözler önüne serdik. Tabii bunu yaparken başta belediyemiz, Sayın Belediye Başkanımız Ülgür Gökhan, valiliğimiz, üniversitemiz, baromuz, mahalle muhtarlarımız ve sivil toplum örgütlerimizle atlamadan söylemek istiyorum hepsini. Yaptığımız ortak projelerle bunları hayata geçiriyoruz. Ben 8 Mart'ların gerçekten kadın bayramı olmasını diliyorum ve hepsine gönül dolusu sevgiler, saygılar yolluyorum. Teşekkür ediyorum. Teşekkürler hocam. Teşekkürler, biz teşekkür ederiz.